Anam. Anam anam. Başım. Sızlanma Keloğlan. Boşuna sızlanma. Kim dedi sana saatlerce güneşin altında top oyna diye? Antrenman yapıyorduk ana. Anam anam. Yanıyor. Kafam alev alev yanıyor ana. Dokunamıyorum. Hayırlı bir iş için olsa neyse. Sanırsın tarla sürdü. Beyimiz top peşinde koşarken yakmış kafa derisini. Anam! Anam yandım! Yok dondum. Dokunma ana. Çok acıyor. Söylenme. Verdiğim şapkayı geçirseydin kafana bunlar olmayacaktı. Ama o da çok terletiyor ana. Dilde pabuç gibi. Her şeyi de çok biliyorsun değil mi? Çek şimdi ceremesini. Hadi hadi. Dinlen şimdi. Kafana yoğurt sürdün. Sabaha bir şeyin kalmaz. Sabaha bulabilirsem tabii. Anam anam. Ya tamam da şimdi. Ne yapacağım ben? Hem anne sözü dinlemiyorsun hem söyleniyorsun. Giyseydin ya şapkayı kafana. Kafanda saç mı var da korusun seni? Yok. Kafamda saç yok. Ne olmuş? Aman bana ne. Ben uyuyacağım. Ay, ses çıkarmazsan iyi olur. Ay. Ne o? Kel, oyun oynamayı bilmiyor musun yoksa? Kafa toplarına nasıl çıkıyorsun sen? Ha? Kafan acımıyor mu? Top kafana çarpınca tokat atılmış gibi yankılanıyor sesi. Taşlarım uzadı iyice. Ensemi yakıyor. Gidip de bir tıraş olsam. Senin böyle bir derdin yok değil mi Keloğlan? Tıraş parası hep cebine kalıyor. Hadi acele et Keloğlan, geç kalacağız. Seni bekliyorum. Üstünü değiştir, saçını başını tara gel. Özür dilerim. Senin tarayacak saçın yoktu değil mi? Uyuyabiliyor. Açken uyuyabiliyor. Ben yapamıyorum ama. Uyuyamıyorum. Midemde davullar çalarken uykuya dalamıyorum. Yiyecek bulmam lazım. Benim de seni boğmam lazım ama bak boğmuyorum. Ah canım, sayıklıyor. Açlıktandır. Of, ne bulsak da yesek. Yedin bitirdin beni uzun. Yedin bitirdin. Kendine gelemiyor zavallı. Ben de çaresizce oturuyorum başında öyle. Hah, buldum. Gidip yiyecek bulayım ve huysuza sürpriz yapayım. Böylece işe yaradığımı da anlamış olur. İşte böyle Bilgecan dedi. Buna bir çare bulsan sen bulursun dedim. Sabahın ayazında kalktım sana geldim. Kim anlatıyorsa? Bilgecan dedi. Ne? Kışt, kışt. Gidin bakalım tavuklar. Başka yerde yem yiyin. Yatayım ben. Hiç kalkmadın ki yatasın dedi. Bilgecan dedi. Benim buradayım Keloğlan. Keloğlan. Ben de rüyamda seni görmüştüm. Gelip bana şeyle ilgili dert yanmıştın. Neydi? Kelliğimle ilgili dedi. Olmayan saçlarımla ilgili. Sen de mi aynı rüyayı gördün? Ne tesadüf. Rüya değildi dedi. Az önce anlattım ya. Kafamda tek bir saç bile yok. Buna bir çare bulsan diyorum. Benim de saçım olsa. Sen saç mı istiyorsun? Evet. Neden? Böyle de gayet yakışıklısın. Bence de. Herkesin bir tipi var değil mi ama? Bazılarına ne yapsan nafile.
Ama herkes gibi saçım olsa fena mı olur? Bilmem. Seni hiç saçlı düşünemedim şimdi. İşte sorun da burada ya dede. Ben de kendimi hiç saçlı görmedim. Ne dersin? Buna bir çare bulabilecek misin? Aman Keloğlan, derdim bu olsun. Şimdi bana izin ver uyuyayım. Aman çalışayım. Sana bir iksir hazırlayayım, olur mu? Sen de bana şu resmini çizdiğim çal sakal otundan topla. Hemen toplarım. Ah, hiç uğraşamam otla motla. Gidip uykuma kaldığı yerden devam edeceğim. Yaşasın! Saçlarım çıkacak! Ama işe yarayacağından emin olamam. Yani söz veremem sana Keloğlan. Hem bunun için sabahın köründe gelmene ne gerek vardı evladım? Güneş doğsaydı bari. Ben ne yapacaktım? Tavuklar. Onlara yem verecektim. Balkız! Balkız! Dur hele Keloğlan, dur bir soluklan. Nefes nefese kalmışsın. Ay, artık bana Keloğlan demeyeceksiniz. Adını mı değiştiriyorsun? Ama neden? Ne? Ha? Artık saçım olacak Balkız. Benim de saçım olacak. Bilgecan dede bana karışım hazırlayacak. Ben de tıraş olacağım. Saçlarımı tarayacağım. Benim de başım güneşten kavrulmayacak. Keloğlan, söylediklerinde ciddi misin? Saçının olmamasını bu kadar dert ettiğini bilmiyordum arkadaşım. Şimdi gitmem gerek. Hoşça kal Balkız. Görüşürüz. Saçın olsun ya da olmasın, sen benim en iyi arkadaşımsın. Unutma. Dinlemedi bile. Demek bizim kel, kel olmaktan mutsuzmuş ha. Hiç de öyle görünmüyordu. Aklıma bir şey geldi. Gel benimle. Heh, bu ot galiba. Yok, değilmiş. Ama bulacağım seni. Şu mu yoksa? Karışımın bu olduğundan emin misin? Karışımın bu olduğundan emin misin? Bu diyorum sana. Bilgecan dede babama saçları çıksın diye yapmıştı. Aa, baban için mi? Ama babanın saçları çok uzun. Evet. Bu iksir sayesinde. Aa, demek saç çıkaran iksir burada ha? Evet bu. O yüzden bu değerli iksiri saklayalım diyorum. Çoğaltır satarız. Paraya para demeyiz. Ha? Tamam o zaman. Bakın unutmayın. Şişeyi bu ağacın kovuğuna saklıyorum. Biz de gidip malzeme toplayalım. Yürüyün arkadaşlar. Zengin olmamıza bir adım kaldı. Bilgecan dede iksiri yapmışmış zaten. İşe bak. Kısmet ayağıma geldi. Ben de ot bulacağım diye canımı yoruyorum. Şundan birazcık alsam ne olur sanki? Hırsız sayılmam ya canım. Ödünç alacağım. Bilgecan dede benim için hazırlayınca da onlara geri veririm. Sabrım kalmadı. Hemen deneyelim bakalım. Yavaş olun, duyacak şimdi. Oh, saçım benim. Sırma olacak saçım benim. Ama dur canım. Biraz da suratıma süreyim de sakal bıyığım da çıksın bari. Orada? Kim var dedim? Benim Balkız. Ay, prenses sen miydin? Korkuttun beni. Keloğlan'ı gördün mü diyecektim. Eve dönmedi mi? Bilmem. Bilgecan dedeye gitmiş olabilir mi? İksir için. İksir mi? Sanki iksiri kullanınca dünyalar onun olacak. Dünyaya sahip olacak ha? Saçı olsa ne, olmasa ne? Haklısın prenses. Hem her saçı olanın aklı olsaydı, dünya akıllı insanlarla dolar taşardı. Ne?
İşte bu. Kafasına bir damla dökse yeter. Yaşasın. Altın değerinde bir buluş bu. Altın mı? Ömür boyu rahat yaşayacak. Bolluk ve bereket içinde. Hürmet görecek. Yediği önünde, yemediği arkasında. Altın ve yemek ha? Onu hemen ele geçirmeliyim. Benim olmalı. Huysuz benimle gurur duymalı. Kim var orada? Gıt gıt gıdak. Ha, havuklarmış. Evet, evet. Tavuğum ben. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Aman da aman. Sarı kız, yumurtladın mı sen? Tamam, tamam, geliyorum. Geldim sarı kız. Çalışkan kızım benim. Bu yemleri hak ettiniz o zaman. Doyurun karnınızı. Bili 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 bili. Bakın ne buldum. Aklıma çok hoş bir şey geldi. Size bu tahtalardan kümes yapacağım. Güzel bir kümesi hak ettiniz. Ama durun, benim iksiri soğutmam lazım. Sonra yaparım. Olur mu sarı kızım benim? Sen burada soğu bakalım. Yapacak çok önemli işlerim var çünkü. Artık benimle kimse alay edemeyecek. Çocuklar da bayılacak bu yeni halime. Merhaba arkadaşlar. Görmüyor musunuz? Kafam. Benim. Keloğlan bu. Yeşil oğlan desek daha doğru olacak. Arkadaşım, ne yaptın kendine? Saçlarım güzel değil mi? O yüzden tanıyamadınız beni. Saçlarım mı? Daha çıkmamışlar mı? Ama sinek hemen uzayacağını söylemişti. Sinek mi? Ha? Demek oyuna getirdiler beni, öyle mi? Hem de fena oyuna gelmişsin Keloğlan. Çocuklar! Çocuklar! Keloğlan'ı gördünüz mü? Gördük dede, gördük. Bir şey mi oldu? Hazırladığım iksir çalındı. Ama zaten işe yaramazdı. Etkisi çok uzun sürmüyor. Diyecektim ki onu görürseniz söyleyin. Otu da bulsa işe yaramayacak. Hep kel kalacağım yani. Ha? Kim bu yeşil oğlan? Sesi tanıdık gibi ama... Tanıştırayım. O en sevdiğimiz arkadaşımız dedi. En iyi dostumuz. Huysuz, huysuz. Hayatımızı kurtardın. Bence kendi hayatını kurtarmak için olabildiğince hızlı koş ve uzaklaş buradan. Nerelerdeydin sen? Buldum. Bilgecan dededen çaldım. Bu iksir bizi kurtaracak. İksir mi? Bunu içince bol bol altın ve yemek bizim olacak. Hürmet göreceğiz, öyle söyledi. Emin misin? Ver bakayım. Vermem, ben içeceğim önce. Ver dedim. Gelsin altınlar. Bana da bırak. İnsan bu kadar da bencil olmaz ki canım. Yeryüzünde hepimize yetecek kadar altın var değil mi ama? Ben aldım. İlk önce ben içeceğim. Bırak dedim uzun. Ben senden büyüğüm. Önce ben. Ver şunu bakayım. Ver şunu.
Ne oldu bana? Uzun, ne oldu? Neler oluyor? Kafam karıncalanıyor. İyi besleniyor olmalısın Uysuz. Kaşların, bıyıkların orman gibi fışkırıyor. Tahmin etmeliydim. Sana güvenilmeyeceğini bilmeliydim. Hmm, gel bakayım buraya. Bir yerlerden toka mı bulsak diyorum. Bu halde gözünün önünü göremezsin. Çorba da içemezsin. Uzun! Gel dedim. Saçlarının her telini tek tek koparacağım. Seni düşüncesiz, beceriksiz. Gel! İşe yarayacağından emin misin Balkız? Yarar tabii. Kim planladı? Sen. İnanırlar mı sence? İşin içinde para var. Sen olsan inanmaz mıydın? İnanırdım tabii. Şşt! Geliyorlar. Sen hazır mısın Keloğlan? Evet, hazırım. Hem de öyle hazırım ki. İşte geldik. Ya bakın burada. Şu hale bak. Hayırdır? Yemyeşil olmuşsun Keloğlan. Evet, ve bunu tedavi edecek kişiye para vereceğim. Ne kadar paradan söz ediyoruz? Çok paradan. Bunun sadece boyu olduğunu, yıkanınca çıkacağını söyleyelim mi? Hayır, bu sayede para kazanacağız. Keloğlan, derdinin dermanı bizde. Ama önce görelim bakalım, para nerede? Şu ağacın altında. Onlar da boyanmasın diye oraya bıraktım. Şu ağaç mı? Hemen alayım ben. Sağ. Yok, çok oldu. Biraz sola. Birbirinizden ayrılmayın. Tam işte orası. Şimdi! Mor size yakıştı arkadaşlar. Hadi Keloğlan, sen de yıkan da normale dön. Keloğlan, iyi misin? Değilim. Hiç iyi değilim. Kel olmak istemiyorum. Benim de saçlarım olsun istiyorum. Ben de tarayayım. Limonla yapıştırayım istiyorum. Ama yok. Yok işte. Saçın yok diye bu kadar üzülmemelisin Keloğlan. Çünkü senin başka özelliklerin var. Say o zaman. Sen iyi bir arkadaşsın. Kalbin tertemiz. Eğlencelisin. Komiksin. Komiyim tabii. Kel ve komik. Kel olduğun için değil, akıllı olduğun için komiksin. Bak. Yakıştı mı? Bak. Çok sinirlisin arkadaşım. Saçların diken diken olmuş.